Muhterem izleyicilerim, 14 Ekim 1092 miladi ünlü Selçuklu Büyük Devleti'nin ünlü vezirlerinden Nizamül Mülk'ün vefat ettiği tarih. Şu bir gerçek ki, kuruluşlarda olsun, devletlerde olsun, en önde, en zirvedekinin hep ismi duyulur. Şöhret, şan onun olur. Ama ikinci isimler, yani mutfakta birinci ismin başarılarını pişiren isimler pek duyulmazlar. İşte Nizamül Mülk de bunlardan birisidir. Nizamül Mülk, Büyük Selçuklu Devleti'nde 29 yıl vezirlik yapmıştır. Asıl ismi Ebu Ali El Hasan Et Tusi olmasına rağmen Nizamül Mülk ismini devrin padişahı, Abbasi padişahı, devrin halifesi, Abbasilerden olan halife ona Nizamül Mülk ismini takmıştır. Mülkün tanzim edicisi veya mülkün nizamı anlamına gelen Nizamül Mülk ismini demek ki zamanın halifesi vermiştir bir ihsan olarak veyahut da bir ihtiram ünvanı olarak. Kendisi İran'ın Tuz kasabasında dünyaya gelmiş. İlk önce Gazne Devleti'nin Horasan valisi Ebul Fazl es-Suri'nin hizmetinde başlamakla devlet hayatını tanımış olduğunu görüyoruz Nizamül Mülk'ün. Selçuklulara vezir oldu 1064 tarihinde. Muhterem izleyicilerim, Selçuklular kimdir diye soracak olursak, Selçuklular Türk İslam devletlerinin en büyüklerindendir. Oğuzların Üçoklar kolunun Kınık boyununa mensupturlar. 10. yüzyıl ile 11. yüzyıl arasında, gerçi kısa süre hükmetmişler, devlet kurmuşlar, kısa süre devlet kurmuşlar ama Çin'den Batı Anadolu'nun bütün sahillerine, Orta Doğu ülkelerine, Akdeniz sahillerine, Kuzeybatı Afrika, Hicaz ve Yemen'de ve kuzeyde de Rusya işlerine kadar hükümleri altına almışlar. Büyük bir kültür ve medeniyet kurmuşlar kısa süre içinde. Anadolu Selçukluları ise onların devamı olarak Anadolu'muzda bilhassa Osmanlı'dan önceki medeniyetin efendim banisidirler. Osmanlı bir noktada Anadolu Selçukluların, onlar da Büyük Selçukluların varisleri veya mirasçıları arasında bulunmaktadırlar. Bizim mirasımız demek ki Selçuklu mirasına dayanmaktadır kültürümüz. Kendisi 1064 yılında efendim Selçuklu veziri olarak çalışmalarına başlamış. Çok ilim sahibi, arif, ilmini de pratiğe uygulayan bir insan idi. Büyük Selçuklu Devleti'nin o zaman Bizanslılarla en büyük kapışması olan 1071 Malazgirt Zaferi'nin hazırlayıcısı, olayın altyapısını yapan, mutfakta pişiren insandır Nizamül Mülk. Ama başka bir yerde görevi olduğundan bu meydan savaşına iştirak edemediğini biliyoruz. Ama 1071 o kadar önemli bir zaferdir ki Müslüman Türkler açısından, Anadolu'nun kapısının onlara açıldığı, bütün Anadolu Yarımadası'nın, kıtasının her tarafının, Gürcistan, Azerbaycan tarafları, efendim Hazar Denizi'ne kadar olan kısımların Türklerin himayesi altına, efendim etkisi altına gireceği başlangıç tarihidir 1071 ve bunu Alparslan kazanmış olmasına rağmen ünlü Selçuklu hükümdarı altyapısında Nizamül Mülk'ün efendim emeği olduğunu tarihler ifade ediyor. Ne yazık ki Alparslan 1071 Malazgirt zaferinden sonra fazla uzun ömürlü olamamıştır. Kısa süre sonra efendim Hana Kalesi'ni teslim almaya gitti. Hana Kalesi'nin kumandanı düşman olan Yusuf el Harezmi tarafından kendisi şehit edildi, öldürüldü. Bunun üzerine
tahta Melik Şah'ın geçtiğini, Melik Şah'ın ise Büyük Selçuklu Devleti'nin en parlak döneminin olduğunu tarihler ifade ediyor. Muhterem izleyicilerim, Melik Şah'ın döneminin gerçekten parlak olmasının sebebi, altyapısı Nizamülmülk'tür. Çünkü onu İslami ilimlere dayandıran, Ehl-i Sünnet itikadına dayandıran, Ehl-i Sünnet itikadı ve İslami itikatların veya İslami kuralların devlet hayatına uygulanmasında çok büyük rolü olmuştur Nizamülmülk'ün. Ve bugün dahi devlet hayatında şeriatın rolü Nizamülmülk'ün ölçülerine göre, onun bıraktığı mirasa göre, onun bıraktığı ilim ve pratik tatbikata göre hesaplanmakta, uygulanmaktadır. Nizamülmülk, halifenin bile kendi meclislerine iştirak ettiği büyük bir ilim adamıdır, pratik devlet adamıdır. Zamanında efendim alimlere, şairlere, sanatkarlara karşı çok ikram, ihsan ve iltifat ederdi. Kendisi sağlığında birçok cami, mescit, vakıf eserleri ve diğer kültür altyapısını bizlere, Selçuklulara yani ve ondan sonra da Osmanlılara bizlere kadar gelen büyük bir mirasın banisi olarak kendisini görmekteyiz. Nizamülmülk kendisinden sonra gelenlere hep örneklik etmiş olan bir devlet adamıdır. Bir vezirdir. Ve kendisi sağlığında vezirlik makamındayken Nizamiye medreselerini kurmak suretiyle öğretilerini ve bıraktığı ilmi akademik seviyede insanlığa öğretmek için köklü müesseseler olan Nizamiye medreselerini kurmuştur. Ve kendi kurduktan sonra Nizamiye medreselerinin onu örnek alan başka medreseler de Nizamiye adı altında kurulmuş ve ilim hayatına sayısız ışıklar saçmış olan medreselerdir ki bunlar Bağdat'taki Nizamiye medresesinin ışığında kurulan İsfahan, Nişabur, Belk, Herat, Basra, Musul ve Amul'daki benzeri medreselerdir, bugünün üniversiteleridir. Muhterem izleyicilerim, kendisi Siyasetname isimli eserini telif etmiştir. O siyasetname ki İslami kuralların devlet hayatına nasıl intikal ettirileceği, devlet adamlarının düsturlarının ne olması gerektiği, nasıl olacağı, İslami ilimlerin devlet başkanları tarafından nasıl algılanması, nasıl yaşanması gerektiği konularında bugün dahi başvurulan en temel kaynak eserlerden birisi olarak efendim Siyasetname önümüzdedir. Defalarca baskısı yapılmış, her dile tercümesi yapılmış bir gerçekten demirbaş kitap olarak Müslüman devletlerin demirbaş kitabı olarak adeta anayasa rehberi olarak göz önünde bulundurulan bir eserdir. Süleymaniye Kütüphanesi'nde aslı bulunmaktadır ve 114 numarada mevcuttur. Numarasını da size vermiş oluyoruz. Nizamülmülk hayatı boyunca çok önemli ilklere de imza atmış olan bir vezirdir. İşte bu ilklerden birisi de rasathane kurulması. Dünya üzerinde ilk rasathaneyi kuran efendim kendisidir, Nizamülmülk'tür. O bizlere unutulmaz sözler bırakmıştır. O sözlerden, o düsturlardan birkaç tane derlediğim cümleyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Demiştir ki, sultanın tacının varlığı vezirlik divitine bağlıdır. Divit tabii ki kalemi kastediyor. Divitin kapağını kapatırsan onun hükümdarlığı da sona erer. Burada ikinci adamlığın ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır. İnsanın mükemmelliği ve aklı kızmamasındadır. Eğer kızarsa kızgınlığının aklına değil, aklının kızgınlığına galip gelmesi lazımdır. Aksi olursa çok kötü şeyler olacağını ifade etmiştir. Acelecilik kudretlilerin değil, zayıfların işidir.
Yükselmiş ve büyük kimseler o makama gelinceye kadar birçok sıkıntı çekmiş olanlardır. Demek ki sıkıntı çekmeden bir insanın tecrübe kazanması mümkün değildir, olgunlaşması mümkün değildir anlamına gelen bir cümle ifade etmiştir. Padişah herhangi bir kimseye büyük bir makam verirse, birini gizlice ve makam verdiği kişinin bilemeyeceği şekilde onun faaliyetlerini bildirmesi için müfettiş olarak görevlendirmelidir. Yani muhterem izleyicilerim, padişah verdiği görevlerin nasıl yapıldığını denetleyebilecek istihbarat ağını kurmalarının lazım olduğunu Nizamülmülk 1090'lı yıllarda ifade etmiştir. Adalet mülkün temelidir sözü bugün dahi herkes tarafından kullanılan çok temel düsturlardan birisidir. Elçiler kusur arayıcıdırlar. Gönderildiği memleket ve padişahında kusur olan ne şeyler olduğuna bakar, onları o padişaha bu kusurlardan dolayı ayıplama ve baş kakıncı gelir. Yani gittikleri yerdeki elçiler, bir padişahın gerçekten görevlerini yapan elçilerse, o gittikleri yerdeki kusurları bir bir tespit edip, padişaha el altından bunları rapor etmelidirler diye ifade etmiştir büyük insan. Memlekette olup biteni bilmek padişahın vazifesidir. İşte istihbarat ağının kurulması. Yoksa gaflete ve zulme kalkışırlar. Vatandaşın halini iyi bilmemiş olmaları onların zulüm işlemelerine başlamasına sebep olmaktadır. Eğer padişah bunu biliyor da çaresine bakmıyorsa tıpkı onlar gibi zalimdir ve eğer bilmiyorsa gaflete düşmüştür, tembel ve cahildir. Çok hikmetli bir söz olarak bunu sizlere arz etmek istiyorum. Bir padişah tebaasının nasıl yaşadığını bilmek zorundadır. Tebaasının uğramış olduğu zulümleri varsa bunları bilmek zorundadır. Bilmiyorsa gaflet içindedir, padişahlık yapamaz. Biliyor ise mutlaka bunun çözümlerini de üretmelidir ki padişah olduğu açığa çıkmış olsun ki istihbarat ağı burada önem kazanmıştır. İtaatkar bir hizmetkar 300 evlattan iyidir. Zira evlatlar babanın ölümünü, hizmetkarlar ise uzun süre yaşamasını isterler ve bu uğurda dua ederler. Evlatla gerçek boyuttaki hizmetkarın farkını buraya koymuş oluyor. Din ve padişahlık kardeş gibidirler. Memlekette ne zaman bir karışıklık olsa dinde de bozukluk olur. Kötü din sahipleri baş gösterirler. Ne zaman ki din bozulur, memleket de karışır. Fesatçılar kuvvetlenirler, padişahı güçsüz bırakırlar. İşte burada Osmanlı'nın nasıl dinden uzaklaştıktan sonra efendim fesada uğratıldığını, içten ve dıştan düşmanların Osmanlı'ya nasıl musallat olduklarını en açık bir şekilde Osmanlılardan 300 sene önce gelmiş olan Nizamülmülk'ün açıkça ortaya koymuş olduğunu efendim görüyoruz, okuyoruz. 1092 yılına kadar kesintisiz 29 yıl vezirlik yapmıştır. Yapmıştır ama aleyhindeki cereyanlar da gelişmiştir. Çünkü her iyi insanın lehinde olanlar olduğu gibi, onu tutanlar olduğu gibi, onun bu iyi hasletlerinden dolayı aleyhinde olan birileri de ortaya çıkmaktadır. İşte Nizamülmülk'ün de aleyhinde bir takım kişiler türemişler, onu çeşitli tuzaklara çekmişler ve sonunda da 1092 yılında nihavent'te Hasan Sabbah'ın fedaisi bir batini tarafından şehit edilmek suretiyle bu koca vezir tarihe intikal ettirilmiştir. Ama onun siyasetnamesi bugün dahi bütün siyasiler tarafından çok iyi tetkik edilmesi lazım geldiği ortadadır. Nizamiye medreseleri ve bıraktığı diğer düsturlar bugün dahi İslami devletlerin düsturları olarak hayattadır
dipdiri yaşamaktadır. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum ve sizleri Allah'a emanet ediyorum. Bereketle kalın efendim.